Nevzat hastaneye mi geri döndü? Yok, dayım yukarıda izlemiş. Öyle mi? Kusura bakmayın. Geciktim. Nerede kaldın oğlum? Anca çıktım işte anne. Tek başımayım. Sağ ol, sağ ol Zeynep. Merhaba Serdar. Selçuk. Ay kusura bakma. Kusura bakma, aslında hafızam çok iyidir de böyle isimleri bazen unutuyorum. Siz de hoş geldiniz. Selçukçum, elini yıkar mısın lütfen? Oh, iftara yetiştik. Yani bu kadar süslenmenize gerek yoktu ama. Süslenmedim hayatım. Bazen ufak bir dokunuş büyük etkiler yaratabiliyor. Mutlu yıllar sevgili. Teşekkür ederim. Ziya, flar düştü. Dur alacağım. Alanur. Alacağım. Alanur dur, ne yapıyorsun? Almam lazım. Bu soğukta delirdin mi? Doğum günü hediyem o benim, almam lazım. Yenisini alırım, sana bir şey olmasın. Deniz kapacak şimdi, bırakır mısın? Almam lazım. Alanur tamam. Tamam. Ben halledeceğim. Dua etmeyecek misin baba? Evet. Bugün hayatımızın en zor günlerinden biri. Allah bizi bir daha böyle sınamasın. Kalbimize acı vermesin. Huzurlu sofralar nasip etsin. Amin. 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 Allah kabul etsin. Hayda. Ben böreği de alırım ha. Anne, efsane olmuş. Sen ne ara yaptın bunu? Geç gelmediniz mi siz? Ben yaptım. Özel tarif. Karabiberi biraz fazla olmuş ama elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Bilmediğimiz marifetlerini gördük. Küçükken yapıyordum size. Hatırlamıyorsun ama. Besteye atsana. Attın mı? Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bu ortamı görünce gaza geldim herhalde. Böyle dışarıda tavuklar, otantik bir ortam. Ay, rahmetli anneannemin evini hatırlattı. Seher Hanımcığım, bu kadar kalabalıkla uğraşıyorsunuz. Bir de dışarıda tavuklar. Zor olmuyor mu? Bakımı zordur çünkü. Ay, bir de kokuyordur da onlar. Bu zamanda organik tavuk bulmak çok zor. Evet, emek istiyor ama böylesini çok seviyorum. Tıpkı aileme verdiğim emek gibi. Annem tavuğu bile kendi keser. Gerçekten mi? Sebep? Kesebiliyorum. Tavuğu? Sizin kadar olmasa da benim de bazı şaşırttığım şeyler var insanlar üzerinde. Seher Hanımcığım, lütfen tadına bakmanız gerekiyor. Çok beğeneceksiniz. Anneannemin tarifi. Ama kendimden de bir şeyler kattım tabii. Aslında pek tarzım değil, biraz kuru olmuş ama yine de elinize sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Buranın adresi neydi? Ne yapacaksın anne adresi? Mektup yollayacağım.
hayatım iş yerinden bir şey isteyeceğim. Konum atın. Devir teknoloji devri. Yani bazılarımız için. Tabii nasıl aklıma gelmedi. Ben doydum. Ziyade olsun. Müsaadenizle. Eğer herkes doyduysa sebebi ziyaretime geçmek istiyorum. Müsaadenizle. Ziya Bey, oturun. Farkındayım, çok kötü bir gün geçirdiniz. O yüzden ben de her zamanki gibi eve gelip kırıp dökmek yerine hırsımı daha faydalı şeylerden çıkarayım dedim. Belli ki sık sık görüşeceğiz, konuşacağız. Fakat bugün duyduğum şeyden sonra... bazı korkularım var. Ve bunun ne olduğunu hepiniz anladınız herhalde, değil mi? Hani biz konuştuk o konuyu, yani hallettik. Lütfen. Annem özür diledi zaten, biliyorsunuz. Mehmetciğim, annenin de bir kızı var, beni anlar diye düşünüyorum. O yüzden siz karışmayın lütfen. Bu ikimizin arasında. En deli anda eşyalarını parçalarken bile kızına kıyamayan o el... benim kızıma nasıl kalkıyor? Ben bunun cevabını almak zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Terörize etmiş. Vallahi bu kadından korkulur ha. Ama bu kez haklı, ben bir şey diyemiyorum. Haklı. Vallahi haklı. Biri benim kızıma da vursa ben de ciğerini sökerim. Sen kızın yok ki abla. Yani olsaydı sökerdim. Vallahi kalp, damar, ciğer ne varsa söküp attı zaten kadın. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim yarın canımız çok sık kalacak. Biliyorsun Seher Hanım'ın öfkesi öyle kolay kolay geçmez. Bittik biz. Kıran kırana bir savaş var. Kıran kırana. Evet Seher Hanım. Alanur Hanım. Bakın ben bu evliliği hiçbir zaman istemedim. Hala da onaylamıyorum. Karşısında da durmuyorum. Kızıma kızdığım taraflar tabii ki var. Ama git de ne halim varsa gör de demiyorum. Benim kızım sahipsiz değil. Biz asla böyle bir şey düşünmedik. Benim eşim de bu konularda hassastır. Zaten olanlar oldu. O da özür diledi. Üzüntüsünden konuşamıyor herhalde. Alanur Hanım. Ben kızınızla konuştum. Kendisi de burada söyledi, özür dilediğimi. Tepkimi savunacak değilim. Savunmayacaksınız elbette. Aslı benim anlamadığım bir şekilde buradaki zor şartları, bu muameleyi kendine layık görüyor. Ama karışmıyorum da. Tamam diyorum, kabul ediyorum. Ama ben sizin kızıma hastanedeki tavrınızı gördüm.
Şiddet ve aşağılama benim kırmızı çizgim. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi annem özür diledi. Yerken açıklamayı yaptı. Elbette tekrar olmayacak. Aslı benim karım. Benim de kırmızı çizgim, merak etmeyin siz.